Herkese merhabalar. Türkiye 2024 yerel seçimlerine doğru giderken Afyonkarahisar'da da siyasetin nabzını Afyon postası tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Afyon'un yanında yer alan kapalı pazar yerindeyiz. Çarşamba pazarındayız. Burada vatandaşa mikrofonu uzatıp belediye başkanı adayınız kim diye soracağız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan. Neden Hüseyin Ceylan olacağı? Ya genç, dinamik, Afyon için yararlı, en güzeli benim gözümde o. Yani bu sebeplerden dolayı Hüseyin Ceylan olacak. Ceylan uçar. Peki, teşekkür. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Afyon'a da. Evet, daha karar vermedik henüz. Şöyle gösterebiliriz karar vermeyenler için. Ya sağ partiden birisi olur herhalde, bilmiyorum sağ şimdi. Sağ parti. Uluçay mı diyorsunuz ya da küçük kurt mu? Koçak da olur canım. Koçak da olur. AK Parti'den emin olmak istiyorum. Hüseyin Ceylan Uluçay mı? Evet. Vallahi iyi yönetecek kim gelirse o olsun. Yani yapacak bir şey yok. Belediye başkanı adayı olarak yani adaylardan da haberim var. Yani Afyon için en iyisi hangisi olacaksa o olsun. Özellikle şu demiyorum. En iyi kim çalışacaksa o diyelim. Kararsız mı diyelim? Afyon için en iyisi. Peki öyle diyelim. Yani kararsız. Kararsızlık değil de. Peki düşündünüz? Aklımdaki ismi de söylemek istemem. Afyon için en iyisi olsun. Burcu Köksal. Yani şunlardan Burcu Köksal. Peki neden abi? Diğer adaylar. Neden ya? AK Parti'den bıktık, değişsin yeter. Kimi desteklersiniz? İnşallah gelecek Afyon'a gelecek kişi, yani iş yapacak kişi gelsin. Yani başkanlığımızın hep işte çok güzel yani. Tercih yani Burcu Köksal olabilir, Hüseyin Uluçay olabilir. Anket yapıyoruz abi. De. Yani hangisi olabilirse yani Afyon için çok yarayışlı bir aynen olabilir. Kararsız mı diyorsunuz? Valla kararsız değiliz yani, gideceğimiz yer belli, o bizce malum yani. Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Hayırlısı kimse o geçsin başarılı. İsim yok mu abi? Şöyle. Uluçay var. Uluçay mı diyorsun? Evet. Peki. Ben Burcu'yu isterim. Burcu Köksal. Evet. Neden peki abi? Afyon'u bir yenileyeceğiz. Neden diyor abi? Ne çalışır? Dört dörtlük insan çalışır o. Dört dörtlük. Ciddiyeti ve de çalışacağına inanıyor. İnşallah kazanır. Uluçay, Köksal, Yağcı, Küçük Kurt, Koçak. Koçak mı diyorsunuz abi? Ya bu bizim adamımız ya. Merhaba dediğimiz adam. Ben bunu da şeyden derim, merhaba deriz ya. Şimdi onları da severim. Onlar da yani şey değil de, değil mi? Tabii abi. Yani, Koçak mı diyorsunuz? He? Koçak mı diyorsunuz? Ya şimdi şey etmeyeyim yani, atmayayım da merhabamız vardı yani, dedi vardır ha. Şey ettik mi gördüm. He yani şey eder yani. Bak en ben buraya bir. Tabii buyur abi. Mahmut Koçak. Mahmut Koçak. Evet. Teşekkür ederim. Peki neden abi, onu da öğrenelim. Efendim? Neden yani? Neden diğer adaylar değil? Senelerdir uğraşıyor da hakkını veremedik. Mahcup olmayalım diye. Hak ediyor diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. Memleketimizin evladı hem. Geç öbürler de öyle de. Hakkını verelim artık. Hak etti çünkü. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Hiçbirisi. Ben siyasi parti mensubuyum, yorum yapmayayım. Adayım Sezer Küçükkurt. Burcu Köksal'ı. Burcu Köksal'ı. Evet. Neden peki? Öyle istiyordu. Değişik bir olsun. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Kimseyi. Mahmut Koçak. Mahmut Koçak. Hangisi hayırlısı o gelsin ya. Bir isim yok mu? Şimdi söylesem. Kararsız mı? Hayırlısı hangisi o gelsin. Kararsız mı diyelim o zaman? Efendim? Kararsız mı yoksa isimlerden biri mi? Küçükkurt. Küçükkurt. Teşekkür ederim. Ben yeni taşındım, hiçbir bilgim yok şu an. Şöyle göstersek adayı. Burcu Köksal. Burcu Köksal. Burcu Köksal abi. Burcu Köksal. Evet. Neden peki? Bir de onu deneyelim ya. Uluçay. Uluçay. Neden peki? İktidar Partisi, Afyon halkı, Osmanlı dönemi dahil. İktidar olmayan hiçbir kimseye bugüne kadar belediye başkanlığı vermemiş. Afyonkarahisar değil mi? Afyonkarahisar Osmanlı dönemi de dahil. O zaman da iktidarda kim yakınsa onu tercih etmiş. Bunun bir tek sebebi var, hizmeti daha rahat alabilmek için. Gaye bu, hizmet almak yani. AK Parti. Hüseyin Ceylan Uluçay mı yani? Küçükkurt. Bu MHP, bu AK Parti. İkisinden biri olur benim için. Hangisi olur peki, onu soralım yani. Kazananı bileceğini bilsem buna veririm. Küçükkurt mu diyorsun? Evet. Valla ben buralı değilim. Şöyle canım. Adayları göstereyim burada oy kullanıyorsanız ya.
Mahmut Koçak diye. Mahmut Koçak. Hepsi diğerli arkadaşlar. Yani kimi desteklersiniz? Şöyle göstersem adayları. Şimdi ben CHP haricinde kim varsa desteklerim. CHP haricinde hepsi? Evet, hepsi. Hangi sorusu? Anladım. Kararsız mı diyelim? Efendim? Kararsız. Kararsız yani. Peki, teşekkür ederiz. Ağırlık ANAP. İşte pardon, AK Parti. Yani Uluçay diyoruz. Bizim. Uluçay. Peki. Olursa Koçak, olmazsa Uluçay. Yani anket tarzı bir çalışma yapıyoruz da. Yarın seçim olsa kime verirsin? Koç aday olursa Koçak, olmazsa ha, anladım. Aday olursa Uluçay. Burcu Köksal. Burcu Köksal diyorsun. Belediye başkanı olaraktan Mahmut Koçak'ı görmek isteriz. Neden peki? Diğer adaylar değil. Daha cana yakın, daha sevgen, daha iş görür. Yani AK Parti olaraktan yanlış bir tercih yaptılar. Onu söylemek isterim. Peki. Kimseyi görmek istemem onu. Şu adaylardan hiçbiri mi? Kararsız mı? Kararsın ya. Peki, kimi görmek istersiniz diye soruyorum. Hiçbirisini görmek istemem. Şu adaylardan? Hiçbirisini. Hiçbirisi. Mahmut Koçak. Mahmut Koçak mı? Mahmut Koçak. Teşekkür ederiz. Burcu. Burcu Köksal diyorsun. Burcu Köksal abi. Burcu Hanım'a. Adaylar. Burcu Köksal mı? Evet. Mahmut Koçak'ı görmek istemem ben şahsım adına. Abi biz AK Parti'den başkasını Uluçay ben düşünmüyorum. Evet. Evet. Ben şu an ilgilenmiyorum. Abi şöyle adaylar var. Buradan hangisini desteklersiniz? Kararsızım şu anda. Kararsızım. Evet. Maşallah. Cevap yok mu abi? AK Parti'ye vereyim oydum. Başka bir şey. Hüseyin Ceylan Uluçay mı abi? Buyur. Hüseyin Ceylan Uluçay mı? Hangisiydi AK Parti'de kim olsa o ya. Hüseyin Ceylan Uluçay o olur ya o. Belediye başkanı adayım. Ben hala daha adaylığımı açıklamadım. En kısa zamanda adaylığımı açıklayacağım. Ama Burcu Hanım'ı olur diye düşünüyorum. Mahmut Bey kesinlikle olur diye düşünüyorum. Yani şöyle listemiz var abi. Yani buradan kimi desteklersiniz? Hepsi Afyon'un en iyi insanları, en güzel insanları. Afyon için en hayırlı, en iyi görev yapacağı Allah nasip etsin. Hepsini de destekliyoruz. Yani bir kararsızlık hepsini mı var? Yok hayır. Kararımız net. İnşallah 5'i birlikte yapabiliyorsa keşke 5'i birlikte yapsa. Ama biz bir isim istiyoruz. Efendim 5'i bir yerde istiyoruz, hepsini istiyoruz. Vallahi bilmiyorum ki. Hemen şöyle gösterelim abi, listemiz bu şekilde. Buradan kimi desteklersiniz? Bizim buranın değil mi? Afyon. Tabii tabii. Olacak. Hüseyin Ceylan Uluçay mı diyorsunuz? Burcu Köksal. Neden Burcu Köksal? Değişiklik olsun. Bu yüzden iyi olsun. Desteğiniz Burcu Köksal oluyor. Valla bizim belediye başkanımız AKP'de kimse o. Yani şöyle listeyi göstereyim ben size. Adaylar bu şekilde. Partiler de bu şekilde. Biz başta şaşmıyız lanmadan. Hüseyin Ceylan Uluçay mı diyorsunuz abi? Aynen. Uluçay, Hüseyin Uluçay. Neden peki abi? Temiz, dürüst, çalışkan. Pekala, size soralım. Hüseyin Uluçay. Sizden mi? Temiz. Sizin için neden ne abi? He? Sizin sebebiniz ne? Tanıdığımız çok temiz. Kişi. Tanıdığımız kişi çok temiz. Bu yüzden Hüseyin Ceylan Uluçay. Evet, Hüseyin Ceylan Uluçay. Köksal'a verin diyeceksin ama gazı gidin ben bu CHP'den ya. Olmaz Köksal. Uluçay olsun. Hüseyin Ceylan Uluçay diyor. Evet. Ben, bizim adayımız belli. Kim abi? Hemen şöyle listeyi göstereyim size. Akçay abi. Uluçay. Ha, Uluçay. Bizim adayımız o. Hüseyin Ceylan Uluçay diyorsunuz. Hüseyin Ceylan Uluçay. Uluçay mı? Uluçay. Şöyle listeden de gösterebilirim. Biliyorum. Biliyorum. Neden peki abi? Ötekilerin olacağından ümidin var mı? Ben size sorayım. Yok, ümidimiz yok. CHP'nin %18 Afyon'da yok. O yüzden Hüseyin Ceylan Uluçay diyorsunuz. Tabii. Peki abi. Çok teşekkür ederiz. Genç, dinamik, bana göre çok bir iş yapar gibime geliyor. AK Parti'den kimse olur şöyle. Şöyle listeyi göstereyim hemen sizin için. Adaylar bu şekilde. Hangisi AK Parti'nin? Uluçay. Hüseyin Ceylan Uluçay mı diyorsunuz? Evet efendim. Peki abi, teşekkür ederiz. Şöyle hemen gösterelim size, hukuki olmayan vatandaşlar için. Adaylar bu şekilde. Buradan kimi desteklersiniz? Uluçay diyebilirim. Hüseyin Ceylan Uluçay. Neden peki? AK Parti olduğu için. Partiden dolayı mı? Pekala. Çok teşekkür ederim. Yani tanımıyorum kendisini. Çok alakam yok siyasetle. Yani partiden dolayı destekler. Partiden dolayı. Pekala. Burcu Köksal. Neden peki abi? Kadın aktif. Bir şeyler başaracağını düşünüyorum. Genç olmasından dolayı biraz da. Bu yüzden desteğiniz Burcu evet, Köksal oldu. Evet. Pekala. Abi Burcu Hanım'ı görmek istiyorum. Neden peki abi? Değişsin abi, değişiklik istiyorsun. Bu yüzden desteğiniz ona. Tabii tabii, Burcu Hanım. Pekala. Vallahi şimdi o şeyine, partiyle ilgili değilim ben. Abi hemen şöyle adayları gösterelim. Buradan desteğiniz kime olur? Var mı bir isim?
Koçak olabilir, bayan olabilir, ikisinden biri olabilir. Abi bir isim alsak anket yapıyoruz da. Vallahi yine kesin bir belli değil. Kararsız mıyız abi peki? Kararsızız. Pekala. Burcu Hanım diyorum. Burcu Köksal mı diyorsunuz? Evet. Pekala, teşekkür ederiz abi. Vallahi daha karar vermiyorum. Şöyle hemen listeyi göstersem kısaca. Şöyle göstersem. Buradan desteğiniz kim olur? Koçak olur herhalde. Mahmut Koçak mı diyorsunuz? Kim diye soruyoruz. Belediye başkanı da benim, bu belediye başkanı düşünmüyor. Şöyle listeyi göstersem hemen kısaca. Biliyorum da. Buradan kime olur? Burcu veririm. Burcu Köksal mı? Belediye başkanı adayınız kim adaylar diye soruyor. Adaylar çıksın ortaya. Abi adaylar şu şekilde hemen. Buradan kim olur desteğiniz? Ayaküstü vermeyelim. Yağcı var orada. AK Parti abi. Hüseyin Ceylan Uçay mı? Evet. Bugün karar vermedim daha. Peki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı. Sezer Küçükur. Evet. Burcu Köksal. Neden Burcu Köksal? Neden Burcu Köksal? AK Parti'den biz memnun değiliz. AK Parti adayından da memnun değiliz. Değişim istiyoruz biz. Bu yüzden. Aynen. Bu yüzden Burcu abanın arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Size soralım. Burcu. Sizin sebebiniz ne peki? Ya ben değişim istiyorum artık. Yani artık olmuyor. Aynı gemi yürümüyor. Şimdi gemi su alıyor. CHP'nin yönettiği yerlere bakıyoruz. Her yerden daha iyi. Bizim burada yıllardır AK Parti'de, AK Parti'nin adayında CHP'nin yönettiği diğer şehirlere bakıyoruz. Orada daha iyi bizim burada. Bizim burada çöküşte şu an Afyon. Uşak, Antalya, İzmir 10 numara yerler. Aynen. Peki, teşekkür ederim. 10 dayak bitiyor burada. Evet, bugün Afyon postası olarak kapalı pazar yerindeydik. Çarşamba pazarındaydık. Vatandaşa mikrofonu uzattık. Belediye başkanı adayınız kim diye sorduk. Sonucu biz de bilmiyoruz. Sizinle beraber öğreneceğiz. Bizi takip edin. Afyon'dan haberimiz olsun. Hoşça kalın.